Europe Universalis 4 Papal State Papalık serisinin ikinci bölümündeyiz. Devleti Papalığın yükselişini ve The Kingdom of God denilen ülkeyi kurmaya çalışan Uğur Bey yolculuğunu sürdürmeye çalışıyor. Venice'i falan ele geçirir. Ya yaparız bir ara. Şimdi diplomasiyi çalıştırıyoruz bir yandan fetihlerimizi devam ettireceğiz. Şuradaki garibanlar var. Bunları aradan çıkartalım istiyoruz. En basiti bu zaten. Lucca ile bir, hatta bu ikisini aynı anda götürebiliriz. Buradaki sıkıntı Bologna ve Savoy. Buraya daldığım anda hak iddiası yaptığımda Avusturya'yı çıkaracaksın buradan, onu geç de. Zaten çoğunluğu oradan geliyor. Savoy ve Ceneviz. Ceneviz zaten bayağı yıkıldı ama yine zorlayıcı bir savaş olacaktır. Bu ikisini birlikte fethetsem, daha doğrusu yani bunu savaş lideri yapmasam, 1,5 kat agresiflik verecek burası. Buna değer mi? Bakacağız. Çağ bonusumuzun gelmesine ne kadar var? 5,5 puan artış varmış. Şöyle bakıyorum. Rönesans'ın ilan edildiği yer, bir tane yerde varmış. Bu arada Rönesans bizde mi çıktı lan? Ha, Firenze'deymiş, pardon. Tamam. Bizden yayılacak şimdi hızlıca. Bunlar alır hemen. Tam ne kadar hızlı gelirse şu agresiflik indirimini alırsak bir tık faydamıza. Papalık zaten bizde hala. Bunu da vermemeyi düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Kaldığımız yerden devam efendim. Sizlerin beğenileri, yorumları, destekleri eşliğinde Europa Universalis 4 Gamble Freaks orijinal serisi. Yakında bir de Göçebe serisi yapalım istiyorum. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum. Özlemiş olabilirsiniz. Bir başarım serisinden ziyade. Evet, papalık bize geçti. Uğur Bey'in sanki işine doğmuş gibi oldu ama Uğur Bey biliyorsunuz oyuna hükmediyor. Gerçi zaten kazanacağımız yüksek bir ihtimaldi de belki parayı boşa bile harcamış olabiliriz. Ben geleceğe yönelik yapmıştım o hamleyi. Ama günün sonunda biz yapacağımızı yaptık. Aldık mı aldık kardeşim. Hakkımızı aldık. Ona bakacaksın. Papalık, papal makamı bizdedir. Bizde kalmaya devam edecektir. Evet, güzel. Ya buranın aslında bir alakası yok The Kingdom of God mevzusuyla. Ama vassal almak istiyordum açıkçası. Alabiliyorsunuz çünkü. Vurguladığım stratejide buradaki savaşları yaparken tak buraya dalardınız, işini bitirirdiniz. Öyle bir şansınız vardı. Bunu keza nasıl artı 81 ya? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yemeyip içmeyip papalığa para mı yatırıyorsunuz? Alçak herifler. Şuraya bak işte, Katolik inancı böyle olmalıdır. Herkes bir arada. Nasıl destekliyorlar ya? Bunlara nasıl savaş açacağız kardeşim? Bizi adamlar neler yapmış burada? Valla baya şuna basacağım. Arkasına declare war diyeceğim. Ve fethedeceğim yani. Mevzu bu. Acımayacağım yani. Başka? Buralardan development çalmaya gerek var mıydı? Zaten yapılmış, pardon. Nasıl yapılmış lan? Ha, state core yaptığımız için, pardon. Güzel. Asker sayımız. Ha, ben Swiss Guard'ı alayım. Şimdi vaktidir mesela Swiss Guard'ı almanın. Bulunsun kardeşim. Maliyeti de az zaten. Profesyonellik de yemiyor. Gayet de güçlü bir ülke oldu bir anda. Bakın burayı fethetmesi zaten başlı başına yeterli. Büyük bir zenginlik getiriyor bu bölge. Gerçekten iyi bir bölge. Imperial Reform geldi. Tebrikler. Tebrikler. Şimdi bakacağız. 20 puan oldu. Olmadı. 30 oldu. Evet. Çünkü HR'nin içindeyim. %50 maliyet geldi. Doğrudur. Doğrudur. Bekleriz. Zaten masrafları daha önce açacağız. Ya olabildiğince genişlemek lazım bu dönemde şimdi. Çok da fazla beklemeyelim. Tık 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 fethede fethede devam. Bir yerden sonra tempomuzu ayarlarız. Şu an kritik noktaları ele geçiriyorum zaten. Zengin bölgeleri. Burası biraz daha galiba. Lucca da önemli ama. Ceneviz ticareti için. Ceneviz ticaretinde şu anda 2,44 kazanıyormuşuz. Para olunca buralara yatırım yapılabilir.
La France ne diyorsun Spy Network'te? 16 şey favor'da. Gayet iyi. Gayet iyi. La Gazzetta della Sporte. Bak tam yerinde söyledik. İtalya'dayız. Uğur Bey haberimiz yoktu. İtalya'da olduğumuz bilgisini paylaştığınız için teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Benim buradaki amacım size daima yardımcı olmak. Peki. Evet. Savaşı açtırtmıyorlar. Geriye çekilin. Hak iddiası vermek isteyen bir adet estate event bir şey var mı acaba? Arkadaşlarımıza puan durumuna bakıyoruz hemen. Yarışmacılarımızın. Bir hak iddiası ver. Ağzına tüküreyim senin. Yapmıyorum. Su, 50 tane sur var ülkede. Yeter artık. Ligurian Sea. Burası Ceneviz'de. %30'dan fazla gücün olsun diyor. Yaparız. Yaparız. Hemen yaparız. %30. Buraları zaten çözdükten sonra şey yaparız. Protect Trade. Burada aslında şurada bir de. Bir bakalım ne kadar oluyor. Hatta şunlar da ufak da olsa güçleri vardır. Verin bakayım kardeşim gücünüzü dediğim anda ne oluyor. %30'u görüyor mu? Ne diyorsun? 4 duka gelir elde ediyorum diyorsun. Gerçekten harikasın. Benim bayrağım nerede? %21 mi? Ne diyorsun ya? Bu kadar hamle yaptık. Ola ola %21 dedi. Bu arada Rönesans geldi. Basmalı mıyım? Bence basmamalıyım. Çünkü zaten... Yok basmalıyım. Çok yavaş ilerliyor bu. 90 duka bizim için bir şey değil ya. Ver gitsin hadi. Acelem yok aslında ama işte bak görev ağacı geldi mesela. The Vatican Library. Ne veriyormuş? Roma'ya teknoloji cost mu? Bak sen şu işe. Oo, mükemmel. Diplomatik teknoloji, reputation diyorsun. Bak sen şu işe. Army tradition from battles. Abi hepsi çok iyi gibi. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Kısa vadede bize en faydalı olacak hangisi sizce? Bence bu. Hem askeri teknoloji bizim için çok değerli. Daima ileride olmamız lazım askeri teknolojide ve daha da güzeli Army Tradition from Battles dediği bonus. Muharebe yapıp duruyoruz. Bu bonus bizim hoşumuza gider. Saygıdeğer bu bonus. Çok güzel bence. Bence çok güzel oldu. Kendim seçtim diye demiyorum. Harika oldu bence. Bu seçeneklerden şöyle bir baktığımda Improve Relation güzel görünüyor. Efendim Devotion Prestige. Prestige de fena değil. Improve Relation bence iyi ya. Daha iyi. Agresiflik indirimi de gelecek böylece. Daha iyi gibi. Borç aldık olsun. Önemli değil. Öderiz borcu. Hemen öderiz. Sur masraflarını kapatsan Uğur Bey. Doğrudur. Savaşamıyorum zaten şu anda. Diplomatik insult. Ya insult savaş dediğinin hiçbir faydası yok ama prestij vermeyelim. Kalsın böyle. Devam. Danışman nasıl yapalım? 5.97. Great. Buyursun. Şöyle bir baktım. Maintenance, Land Force Limit Modifier. Kısa vadeli seçilir mi? Asker sayımızı arttırır mıyız? Deneriz, yapabiliriz. Production Efficiency indirimli gelsin. Fena değil. Hala zenginiz. Çok iyi. Gerçekten çok zenginiz. Avusturya. Satarız. Oo, oradan da güzel para geliyor. Bak hiç aklımıza gelmedi. Fransa'ya da satardık. Bu meseleden sonra Fransa'ya satalım. Saygılar Fransa'ya. Burası bitsin. Fransa ne kadar verir acaba?
Gerçi o da başkasından alıyormuş. Pöton order'ı dursun 2 dakika. Knights'a göndermeyi unuttuk. Ama onu yapsam bile adam şey diyor. 60 nobility, loyalty, 50 influence. Gerçi burada tabii ben şeyi seçtiğim için aslında bu olabilitesi var. O zaman buna bir tane daha seçenek ekleyeceğim. Ya nasıl olacak? O zaman nasıl yapacaksın? Şunu mu eklesem acaba? Otomatik olarak 64'e çıkıyor. Çok istemesem de sınıra getirmek berbat bir şey ya şunları. Ama 60'ı geçecek ya. Bu görev tamamlanacak. Army Tradition. Yeniden hak iddiası başladı. Kahredici isyancı çıktı. Git şuraya. Warsmith'imiz kaç? 22. Bir 4000'lik asker daha alabilirmişiz. Ya gitti o. Bir 4000'lik asker daha alabilirmişiz. 2'si de iyi gibi. Ha. 2 tane birim fazlası var. 0.6 ödüyor. Normalde bunların masrafı 0.25 değil miydi? 0.23. Normalde 2 tanesi 0.46 fakat paralı askerler daha masraflı oluyor normalde. Tanesi ne kadara geliyor bunun? 4 tanesi. 1.20 ise 0.4 mi oluyor? Şey ne diyorum ben ya? 0.3 oluyor. 0.3 oluyor. Böyle 2 tane fazlası kaça geliyor? O da mı 0.3? Ha, aynıymış. Oranı farklı değilmiş. 6 artıyor. Tamam. Ben farklı olduğunu düşündüm bir an. Ama o, her şeyden ziyade kuşatma yeteneği var abi. Alırım ben bunu. Kuşatma yeteneği var diye aldım. Perişan eder bu. Kahredici anlar yaşatır düşmanlara. Bunu çek kenara. Abi hak iddiası yapamıyoruz ya. Bu herifi buradan fethedeceğim zaten. Agresifliğim düşüyor ya kardeşim. Hiçbir şey olmadı diye bir şey yok. Bir şeyler oldu ama bakacağız. Çek bunu. Tamam hak iddialarımız geliyor. Bir tane hak iddiamız var. Onu da övüne övüne anlatıyoruz işte. Yazıklar olsun. Şimdi geldim sana. France la France. Şunu savaş lideri yaparsan ama gereği yok. Fransa şimdi beklesin. Burada çarpan yerim. Ne diyeyim şimdi? Yiyeyim abi. Ne yapayım? 30 falan yiyeceğiz herhalde. Agresiflik. Bir de bundan gelecek. Bunu yaparsam sadece Savoy mu geliyor? Kaç artmış bu? Aslında fena fikir değil ha. Savoy. Savoy'u ya Savoy'u uzatır diye getirmek istemiyorum savaşa. Ama gelirse de problem değil. Dur lan tamam. Çarpan yemeyelim. Savoy da gelsin, Fransa da gelsin. Nasıl olsun favor'ımız var. Vassal gibi kullanıyoruz adamı. Düş sen de. Hadi bakalım hayırlısı. Çok şükür. Şimdi sayın arkadaşlar. Dur bir. Hayır, istemiyoruz. Savaş lideri yaptım. Fransa devleti de gelsin. O Savoy'u bitirsin 2 dakikada. Savoy'dan şimdilik bir şey almayacağız. Bu buraya saldırsa. O değil lan. Yanlış kişiyi seçtik. Ha bu buraya saldıracak o zaman. Bunlar buraya. İkisini de aynı anda saldıralım diyorum da kaçmasınlar bir yere. Kaçacakları da yok ama olsun. Güzel.
Güzel. Şimdi seni buradan bölebiliriz. Ne kadar gemi vardı? 18-20 mi? Çok fazla. Benim bir yandan da gemi almam lazım. Buralar gale gemilerinin olduğu yerler, güçlü olduğu yerler. Güçlü donanma, güçlü Venedik değil. Bir. İki burada mı? Gel buraya. Sende var mı kuşatma? Tamam. Gereği yoktu. Güzel. Kimdir bu? Askeri teknoloji geldi. Harikasın. Neyi verecek? Tamam, bunu versin. Moral hasarı daha fazla veriyor. Tamam hadi. State tamamlanmadı değil mi daha? Bir de o state tamamlansın. Hop, ne oluyor? Nereden geldi lan? Oha. Ha, savaş ordusu geldi. Tüh. İşte az insan gücü kaybedelim, bilmem ne dedik. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Moral gitti. Yeni birimler aldık ya. Bu nereye çekiliyor ya? Oha be. Oğlum senin ülken burada. Niye oraya çekiliyorsun? Ne alakası var? Bak şimdi bir de geçemiyor ya. Evet. 2 dakika bakmadık. Tank çarptı kafamıza. Biraz hızlanalım. Shadow Kingdom gelmiş. Umurumuzda değil. Ayrılırlarsa bana ne, ayrılmazlarsa bana ne. Ben Roma'dayım zaten. Beni ilgilendiren bir şey yok. Biz şimdi buraları fethedeceğiz. Kaç agresiflik yazdı burası? 16. Bakın 1,5 kat fazlası olacaktı. 30 dedik ama 24'leri falan bulacaktı. Ne gereği var? Ne gereği var? Yani 1,5 kat derken işte 1,5'la çarpıyorsun. Normal değeri. Ama bir dakika ya. Ben yanlış hesapladım değil mi? Yo, doğru hesapladım. Savaş lideri zaten. Ah işte Fransa ya. Fransa gibi dostun olacak kardeşim ya. Bu arada adamlar Savoy'u yok etti. Al sana bu alçak, al sana bu. Dur bekleriz ya, canını sıkma sen. Savaş etkinliğinde %46'dayız. Birazdan düşer gerçi ama olsun. Knights, knights, knights. Knights, knights, knights. Benim görevim niye tamamlanmıyor? Nobility ney? 50'den aşağı mı olması lazım diyor. Ne diyor? Abi yapma ya. Influence 50'nin aşağısında mı olsun? Allah'ım düşürmüş. Ya böyle... Şimdi nasıl bir iki tane event gelmesi lazım bunun düşmesi için? Ne gereği var böyle şeylere kardeşim? Influence yüksek olsun, loyalty yüksek olsun da ya. Ağzına tükürüyorum seni. Influence kaybettiren lazım hadi. Bak geldi event. Bir tane daha getireceksin sonra, unutma. Clerkler toprak alsın mı demiş. Şimdi buradaki olayların farkı ne? Ya loyalty'yi de... Tamam ver. Ama bu benden gidecek öyle yaparsak. Yahya. Tamam böyle yap. Profesyonellik mi? Fethedeceğim ben burayı birazdan. Tamam. Evet. Bu arada şuraya niye asker göndermedik? Sana sormalı. Fransa'nın suçu. Oğlum gidip orayı kuşatsana. Benim peşimden geliyor bak. Burayı da kurtarmamış. Oğlum sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hiçbir şey yapmıyormuş falan diye kızıyormuş böyle. Bütün savaşı kazandıran adam. Avusturya'da mı geliyor yoksa? Gelemez o. Onun ne işi var? Evet, burası bitti. Geçmiş olsun. Ney? Şundan dolayı.
Hadi kardeşim hadi, bekleme yapma. Ticari. Gene mi muharebe var? Evet, şimdi sayın arkadaşımız şunları yapıp gidiyor. Getir bunu buraya. Dur. Olur. Geçiniz. Şimdi değerli Lukka ile ayrıca anlaşma yapmam 35 duka para kazandıracak bana. 35 duka para 30 ay boyunca bir puanın, hatta bir daha fazla puanın karşılığı oluyor değil mi? Şunun parasını düşünürsek. Böyle düşünürsek o zaman anlaşmayı böyle yaparız. Az da olsa farkı var. Evet. Ha, buradan alamam çünkü. Biliyorsunuz. Şimdi vassal alsam, donanması kalsa, yok abi ben gemi basarım. Kimsenin gemisinde gözümüz yok. Çok iyi. Fetihler, fetihler, fetihler. Yeni düşmanımız kim olacak? Hadi bakalım. Abi İtalya'dan devam edeceğiz biliyorsunuz. Milan'ı düşman belirleyebiliriz. Yavaş yavaş çünkü Milan'la aramız sıkıntılı boyutlara gelmeye başlıyor. Venice'i de kullanarak buranın içinden geçebiliriz. 59 agresifliği olacak. Önemli değil. Ceneviz. Aslında Ceneviz'i alsam ticaret kısmı daha iyi ve daha hızlı bitirilebilecek bir düşman kendisi. Ferrara. Tamam, Fransa'yla da dost olma şansı var ilerleyen zamanlarda. Gerçi bu Milan için de geçerli. Milan'ın eventi vardı sanki. Bu Fransa'ya kalma ile ilgili. Fransa'ya bağlanırsa ağzına tüküreyim. Tamam. Boşver. Evet. Şimdi bu abi ben yanlış mı baktım bu evente? Niye bunun influence'i düşmemiş? Nasıl ya? Şu galiba. Land Theft Tolerate. Bir şey mi geldi ekstra? Düşüş, bir tane düşüş vardı da o mu geri gitti ya? Görevi tamamlayamayacağız. Sevmiyorum kardeşim ya. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum ya. Gitti isyan da nerede çıkardı? Bak bak bak. Bak sen şuna bak. Bak beni çıldırtmak için yapıyor bak. Alacak. Neyse 7 gemi vardı galiba. Taşı bunu. Fransız bir geçiş izni alalım sizden. Ya hadi be kardeşim ya. Liman izni de almam lazım. Geçiniz. Bunlar hep önemli ticaret bölgeleri. Bir dakika abi. Hayır ben ayrılmıyorum. Öyle bir şey yok. 20 prestij veririm, önemli değil. Şimdi kim ayrıldı? 4 gün bakmadan devam ediyoruz oyuna. Şuraya Roma'ya ekleyelim. Hepsi ayrılmış mı lan? Bir tek ben mi kaldım? Enteresan. Önemli değil. Canımız istediğinde biz de ayrılırız. Oğlum Fransa parayı görüyorsun hemen istiyorsun ya. Veremem kardeşim, borcum var. Veremem. Alçağa bak. Param olmadığında vermedim diye kızamazsın bana. Param yok çünkü, ne yapayım? Alçak. Şimdi sayın arkadaşlar, nasılsınız? Masraf şurada, diplomatik ilişki kasalım. Bölümü bitiriyorum. Bitirmiyorum pardon. Bir 5 dakika daha uzatalım. Yarım saat oldu zannettim. Uğur Bey, bölümler çok uzun sürüyor. Uğur Bey, bu bölümleri artık izleyemiyoruz. Biraz bu bölümleri kısa tutun. Evet. Yapacağız. Yapacağız. 20 duka para var. Veririz.
Oğlum bunların hiçbirini ben ekskomünike edemem ki ya. İşte bu oyunun da geldiği nokta bu yani. Saygıdeğer Ceneviz. Ceneviz hala benden nefret etmiyorsun. Ben sana daha ne yapayım abi? Bizim ateşkes ne zaman bitiyordu? Biraz uzun süreli ateşkes yaptık bunun aslında. O konuda hata yaptık. Hemen başkentinde claim atalım. Buna da atalım aynı zamanda. Ceneviz'e bağlıymış bu. Tamam o zaman. Ceneviz'e daldığımızda bu da gelecek mecburen. Doğru mu? Tamam, onu orada fethederiz. O dönem agresifliğimiz düşmüş olur. Bu arada altın çağım gelmiş benim. Haberim yok. Gereği var mıydı Uğur Bey? Altın çağın. Ne diyorsun sen? Altı bölge fethet demiş burada. Bunlardan biri de Venedik'e ait. Hayırlısı. Venedik'le görüşeceğim ama şu an değil. Şu an değil. Adam Litvanya'ya dost yapmış. Litvanya-Polonya birleşimi yok. Anladım abi. Saygılar sunuyorum. Ceneviz de bizi düşman ilan etti. Peki. Sur masraflarını kapatsan Uğur Bey. Çok gözüme takıldı o. 0.20 azalırken şu an 1.10'a çıkacak bu. Ne demek bu? Aradaki farkı nasıl değerlendireceğiz? Yıllık olarak baktığınızda normalde 10 yılda 2 puan giderken 10 yılda 10 puan gidecek. 8 düşecek askeri gelenek. Ne kadar mantıklı. Ne kadar para kazandırdı bu bize? 6.35. 2 duka. 2 dukayı 2 duka verip 10 askeri gelenek veriyorum kardeşim dese kabul eder misin? 2 duka karşılığı 10 askeri gelenek. Ama bir dakika. Bu arada öyle değil. 2 duka değil. Yanlış söyledim. 10 yıl çünkü. 24. 240 duka karşılığında. 240 duka karşılığında 10 askeri gelenek verir miyim? Vermem lan. Çok pahalı. Kapatalım o zaman. Evet, o zaman kapatabiliriz. Şimdi burada bana ne kardeşim, ne yaparsanız yapın demek lazım aslında. Neyse. Yani yıllık diyor, kazanacağım para ne kadar? İşte 0. Kaça geliyor? 12'ye böldüğünde 0.4 mü? 0. aylık 4 geliri gelecek diye bunu yapmayalım. Verelim istiklal. Tamam, reform düşsün. Garibanlar. Güzel. Şu papal etkimizi arttırmak lazım. Kaç ne? 110'duk ama. Ne diyorsun ya? Yukarısı yolsuzluk veriyor. Seçmesek daha iyiydi. Buyurun. Avusturya aldı mı? Avusturya'dan da para geliyordu en son. Saygıdeğer Avusturya. Fransa sen ister misin? Hayda. Ben şimdi kime satacağım bunu? Venedik'e mi satayım? Ekonomi. Yok, offer diyeceğiz değil mi? Yok. Bunlar ittifakım diye. Ya bana ne, tamam vermiyorum lan. Alçak. Ceneviz buyurun. Değerli bir bölge. Altın çağ özelliğimiz geldi. Agresiflik indirimi. Devam. Şurada da akittiyas yapacağım. Orası dahil miydi? Kingdom of God için. Değilmiş aslında. Oraya kadar gitmeye gerek yok ya. Evet. Oraya kadar aslında gitmeye gerek yok. Buradaki amacımız daha ziyade aslında Ceneviz'in de gücünü kırmak ya. Belki alabilirsin. Ama bence gereği yok. Yani şurayı fethetsem benim için kafi. Buradan Milan'a. Zaten bu adamı yendikten sonra düşmanlık bitecek muhtemelen. Ondan sonra 11 geliyor deriz. Düşman belirleyen alçaklar var. Güzel. Ben burada hala %30'u yakalayamadım mı?
%22'deyim. Ne %30? Pardon, bu ben değilim ya. %27'yim. Bunları birer birer yükseltmek lazım. Lokal trade power'a az da olsa katkı veriyor bunlar. Development yükselsen, ki İtalya toprakları çok çok verimli. Development yükseltmede. Orada da şu paraya bakar mısın ya? Ülke zengin kardeş. Kardeşim ülke zengin, yanlış anlamayın da. %28. Peki. Bir istikrarımız var. Bekleyelim. Gelsin Bizanslılar, buyurun. Admin puanı gidiyor. Tamam, gitsin, yetişir o. Ben inanıyorum. Kaç puan geliyordu? 8 puan geliyor. Puanları yönlendirseniz olmaz mı Uğur Bey? Olmuyor. Yok ya, böyle iyi şu an. Sıkıntı yok. Ya yetmeyecek bu arada. Evet. Hesaplama bir an yaptım kafada ama umut vaat etmek istedim size. Bunları çekelim. Başka yapabileceğim bir görev var mı buralarda? Convert Province. Ya bu nasıl görev böyle abi? Bunların hepsi sonraki çağa kalan görevler. Şey yani enstitü dönemine. Ya çağ işte aynı zamanda, sanki farklı bir şey. Bu kadar geç dönemin, ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Bir 500'luka biriktirelim bakalım. Borçsuz. Ajanda tamamlandı diyor. Güzel. Oğlum kapıyı gören içeri giriyor. Bak hemen para mara istemeyin lan benden. Uğur Bey açığı kullansanız olmaz mı? Asker basıyormuş gibi yapsınız. Yapmayacağız. 67'yi bekliyorum ben, değil mi? Yıl kaldı. Bekleyelim bakalım. Roma, Frenze, Lucca. Şimdi yükseltemem sizi. Aslında şimdi yükselsem geleceğe daha mı iyi olur? Ceneviz'i aldığımızda of. Of. Ceneviz ne yaptın ya? Yükseltelim de daha fazla gücümüz olsun. Gerçekten çok zengin oldum. Aslında ticaret binalarını da, ama ticaret binaları gerçi daha fazla güç verebiliyor ya. 22 hemen hemen aynı verecekti hatta. Önce ticaret binası yapmak daha mantıklı. Ben bir Parma'da yapayım şimdi. Burayı fethedince burada da hak iddiası yaparım. Hükümet reformu gelmiş. Education of the people. Misyoner faaliyetini geç. Bu arada bu oyunun ilerisi ne oynayacaksan maksimum absolutizm falan, bunları almak lazım ama biz o zamana kadar oynamayacağız dediğimiz için. Idea cost. Monarkın uzun süre yaşaması çok daha faydalıdır genelde ama şöyle bir durum var ki bizim bu hikayemizde monarkın uzun süre yaşaması çok kritik değil zaten. Sürekli değişiyor. Yenisi geliyor sorunsuz bir şekilde. Papal anlayışımız var. O yüzden gereği yoktu diyoruz. Sen kimsin? Yani nobility ya. Nobility'nin 50'nin altına indiremeyiz. Maalesef. %50 tax modifiyesinin artması daha faydalı olacak tabi. Toplamda. Öbürü hemen parayı vereyim diyor. Biraz da 3 duka gibi bir şey mi geldi? 36 duka veriyor bir yılda. Zaten bir yıl gibi bir süresi var. Toplamda biraz daha faydalı. 67'nin hangi ayında bitiyordu ateşkesimiz? July. Peki. Bir toprak almaz mısınız? Önce satalım. Böylece görev bitti.
şu. %20 gelir elde edeceğiz ekstra. Şu an gelirlerimize göre öyle söylüyor. 20 prestij daha geldi. 40 development olsun, katedral olsun. Bir ara olur. Oh, province area development cost indirimi alıyor. Şimdi ben ticaret binaları yapayım birkaç tane. Aslında indirim de yok ama. 8, 4 mü? Nasıl 4? %50 16 mı gücü? 16 iken niye 4 oluyor %50? Daha fazla vermesi gerekmiyor mu? Gerçi ama tabi buranın 16'yı %50 arttırmayacak da. Şimdi burada mesela 5.6 var. 10.6 var. 10.6'nın üzerine %257 artış olacak 10.6'nın üzerine. 257, 2.5 katı. Onun 25 civarı bir şeye aslında gelmesi gerekmiyor mu onun? İlginç. Yanlış hesapladım muhtemelen. Yanlış hesapladık. Neyse. Şimdi benim agresifliğim de epey düşüyor tabii. Yapacağım bir şey var mı dersen. Herkes kalp besliyor bana zaten. Böyle kaldım ya. Şunları atayım bari. Spy Network. Ara ara fethedeceğiz. July'ı bekliyoruz bir yandan. Al kardeşim 39 dukanı. Bende para bol zaten. Şurayı da vermeyelim yanlışlıkla. Garantiye alalım işi. Tamam. Lan şimdi belaya girmesin şimdi. Ben %20 gelir artışı alacaktım ama bu %20 artmış hali mi? İlginç. Biz yanlış mı anladık acaba? İlginç. Peki. Şimdi evet, July geldi. Masrafları açalım. Masrafları açalım ve Ceneviz Savaşı'nı başlatalım. Napoli ile dost olmuş kendisi. Bütün dostlarım savaşa geliyor bu arada. Şöyle yapacağız o zaman. Önce ben bir yerimi alayım. Bu savaşı önümüzdeki bölüm gerçekleştirelim. Tamamdır. 3 seviye sur varmış. Ceneviz için açacağız. Florence savaş lideri yapılamıyor. Çünkü Trus varmış. Florence da bu dostmuş. Ha, neyse çarpan artık yeriz ya. Ne yapayım abi? 3 yıl bekleyemem artık. Yeter. Gereği yoktu yani. Napoli savaşa gelse Florence falan geliyor. Florence. Bir dakika. Florence değil, pardon. Frans geliyor. Onu diyecektim. Enteresan. Napoli ile dostluğu böylece bozulmuş olacak. Venice'in de bozulmuş olacak. Ekstra uğraşı içine girmemiş olacağız. Bu nasıl bir ittifak böyle ya? Bu kadar da acımasız olmayın be Uğur Bey. Buna beyaz barış atarız. Bu niye girmedi? Bu niye girmedi abi? What? Masrafları açıyor. Şimdi girecek galiba. Oğlum niye girmiyorsun savaşa? Tamam, benim için daha iyi. 70'te saldırırım sana yani. Ne yapayım? Ben böyle bekliyorum seni. Saygıdeğer Napoli'de hiçbir hak iddiam yok. Essinler. Efendim, oradan ben ne alacağıma bakarım. Burayı fethetmeyi düşünmüyordum zaten. Sadece burayı almak istiyorum. Korsika'ya ihtiyacımız var mı? Aslında yok. Ama bir devlet bırakımı gerçekleşebilir mi? Şöyle bir bakalım. Fethetsem gereği yok. Ticaret gücü de yok buranın. Yani ele geçirmem. Ha, state olarak bakarsan onun da benimle alakası yok. Devlet bıraksan bir faydası yok. Kalsın, yaşasın orada. Umurumda değil. Buna da bir humiliate. Çakalım geçelim. Sıkıntı yok.
Diğerleriyle anlaşırız efendim. Bölümü bitirelim. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalınız.